Medet ya Hazreti Allah, medet ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, medet ya Hazreti Ali Keremallahu vecehu, medet ya Gavs-ı Azam Abdülkadir Ceylani, medet ya Seyyidi Muhammed Ruhi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın Seyyidimize nasip eylediği şu futuhat kapısından tasavvuf risalesinde, tasavvuf sohbetlerinde Allah nasip ederse bu hafta Nedamet Risalesi, Türkçesiyle pişmanlık, geçmişte yaşanmış olan olaylardan duyulan pişmanlık, tövbekâr olmak, pişman duymak vesaire ifadelerle Türkçeleşmiş ifadenin beyanatıdır. O beyanat dairesinde yazılacak olan Risale'nin bir özü, bir özeti hükmünde olup iki kısımda, birinci kısımda Hazreti Allah'ın nedamet usulüyle Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere beyan etmiş olduğu ayet-i kerimelerin ifade ve işaretleri, ikinci kısımda ise diğer dinlerin içerisinde var olan pişmanlıklar ve onların pişmanlık tanımlarıyla beraber o dinlerin tahrif edildiğine dair esas teşkil eden meselelerle yeni dünya düzeninin pişmanlığa bakış açısı ve bu bakış açısının ehli İslam'ın yaşantısında uygunsuzlukları beyan edilerek hem bizim ruhsal hayatımızda hem manevi hayatımızda hem de maddi dünya hayatının ilişkileri içerisinde eksik ve gediklerimizin beyanatı üzerine kuruludur. Bu hayat ki dünya hayatı Hazreti Adem Efendimiz'den beri başlamış. Kelimeler ne kadar pişmanlık olarak ifade edilse de nedamet, nadim olmak, geçmişte var olan bir meseleden dolayı o meseleden pişmanlık olarak Türkçeleştirilmeye gayret edilmiş, biraz eksik taraflarıyla beraber. Çünkü nedamet Osmanlıca, Arapça bir kelime olup Osmanlıca da çok kullanılmış, Arapça kökenli olduğu için aslı itibarıyla bir şeye pişmanlık duyulduktan sonra duyulan pişmanlıktan da vazgeçmeye denir nedamet. Ama pişmanlık işi yarıda kesmektir. Yani kelime olarak aslında birbirini karşılamaz. Nedamet, geçmişte yaptığımız bir hata var, eksik var, kusur var, kul hakkı olabilir, bir başkasının hakkını yemiş olabiliriz, Cenab-ı Hakk'ın ortaya emretmiş olduğu fiillerin dışında bir fiil işleyerek, bir günah işleyerek pişmanlık duyulur. Bu pişmanlık sonrasında eğer tövbe istiğfar ile temizlenirse buna nedamet denir. Nadim olmak, yolundan vazgeçmek, gittiği yoldan geri dönmek, yanlış bir yoldayım ben, yanlış bir şey yapıyorum demek, nadim olmak, bunun da usul ve erkanı nedamet. Ama pişmanlık sadece yanlış yaptım demektir. Devamı gelmediği için kelime olarak aslında birbirini kıyas etmiyor, karşılamıyor. Ama bu kıt kanaat Türkçe koşullarıyla ne yazık ki anca bu kadar ifade edilebiliyor. Bu anlamla nedamet olarak devam edelim. Biz dediğimiz gibi pişmanlık dersek eksik olur, tövbesiz pişmanlık olur. Tövbe edilen pişmanlığa nedamet denir. Bu farkı iyi bilmek lazım. Hazreti Allah'ın nedameti, ona karşı duyulan nedametimiz elbette ki insan oluşumuzun bir gereği olarak Hazreti Adem Efendimiz'den gelir. Hazreti Adem Efendimiz'in cennetten çıkıp dünya hayatına kavuşmasına Hristiyanlık ilk günah olarak bakmış, Yahudilik bambaşka bir felsefeden bakmış, diğer dinler başka yerden bakarken hakikati İslamiye ve işin esası odur ki bu bir günah değil, bir hata idi ama içerisinde tövbe var idi. Öyleyse bir nedamet söz konusu olup Cenab-ı Hakk'a karşı işlenmiş olan bir fiiliyat gibi değil, yaşanan takdir-i ilahinin bir cüzü olarak beyan edilebilir. Hazreti Allah Bakara suresinde bu nedameti şöyle beyan eder. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh innehu huvet tevvabur rahim. Adem Rabbinin kendisine, kalbine, gönlüne bırakmış olduğu kelimeleri aldı. Böylece tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul buyuran merhamet sahibidir. Ettevvab Errahim. Bu iki tane Esma-ül Hüsna yeryüzünde insanlık aleminin kullandığı ilk iki esmadır. Hazreti Adem Efendimizin isterseniz kısaca onun bahsi uzun ve kalu belanın ardından sonrasından yaşanan bir meseledir. O cennet meyvasının yenmesi
Cennetteki meyve neden yendi? Hangi elmaydı? Onu daha önceki Risale'de anlattığımız için geçiyoruz. Bu ne zaman oldu? Kalu beladan sonra oldu. Mesele neydi? Bu elma yendikten sonra Hazreti Adem Efendimiz'e, Hazreti Havva Hanım'ız aslında bir noktada da zehirlendiler. Çünkü elmanın içerisinde de bir zehir vardı. Bu zehirle zehirlendiler. İkisi de uykuya daldıktan sonra uyandıklarında bir başka toprakta ve dünyadaydılar. Yani aradaki bu geçiş nasıl oldu? Hazreti Adem Efendimiz ile Hazreti Havva Hanım'ız yeryüzüne nasıl geldiler sorusunun cevabı bir uyku esnasındadır. O yüzden bunlar da hadis-i şeriflere şöyle yansımıştır. Ey ümmetim, hayat bir uykudur. Uykudasınız siz, ölünce uyanacaksınız. Bu hadis-i şerifin kökeninin buraya dayanması, fiziki şartının da sebebi budur. Ve bu geçiş Hazreti Adem Efendimiz'den bu yana da rüyalar alemi olarak kalmıştır. Yani cennetten Er-Rahim ismi şerifinin tecellisiyle yeryüzünde mümin kafir herkesi rüyalar aleminden açıktır. Niye? Çünkü Hazreti Adem Efendimiz'den bütün insanlar bir mirastır. Şimdi insanlar soruyorlar ya, yani adam Müslüman olmadığı halde, mümin olmadığı halde Hristiyandır, Yahudidir, ateisttir. Bir rüya görüyor, sabahleyin kendisine araba çarpacak. Öbür gün oluyor, gerçekten de kendisine bir araba çarpıyor. Bu nasıl olur? El cevap, buna rüyalar alemi denir. Kafir, Müslüman herkese açıktır. Zira Er-Rahim ismi şerifin tecellisi Et-Tevvab ile birleştiğinde mümin kafir ayırt etmez. Tevvab ve Rahim esması bir araya geldiği zaman kafirin nadimiyetine ve kafirin nadim olmasa dahi Allah'ın rahmetine dahil olduğu için Hazreti Adem Efendimiz de yeryüzüne uykudayken geçiş yaptığı için bir rüyalar alemi oradan insanlığa miras kaldı. Dolayısıyla hem müminde hem kafirde rüyalar alemi neden açık? Çünkü Hazreti Adem Efendimiz de Hazreti Havva Hanım'ız meyveyi yedikten sonra yaşanan kısa süreli bir zehirlenme neticesinde, ki bunun biyolojik karşılığı var. Onun biyolojik karşılığını bugünlerde de kullanıyorlar. Adama aynı özellikle ilaçları verip işte rüyalar alemine geçirmek vesaire usuller çalışıyor mu? Evet çalışıyor. İstidraç halleri görülüyor mu? Evet görülüyor. Sebep, bu elmanın ortaya koymuş olduğu bir zehir var. İşin kitapta anlatırız detayını. Bu zehirlenmeden sonra uykuda iken Cenab-ı Hak her ikisini cennetten bir emir ile, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam, dört büyük melaike beraberce indirdiler. Bir tanesi Hindistan yarımadası bölgesi Hazreti Adem Efendimiz, Hazreti Havva Hanım'ız Cidde bölgesi veyahut o dönemde birleşik olduğu için, yani bir Kızıldeniz söz konusu olmadığı için biraz daha bir nehir gibiydi. Çünkü Kızıldeniz depremlerle açılıp bir deniz hükmünü almaya başlamıştır, genişlemiştir. O da biraz daha işte Kuzey Afrika bölgesine ya da Kuzey Doğu Afrika bölgesi diye tabir edebiliriz. Ama Cidde üzerinden geldiği için kitaplara da Cidde'ye indirilmiş olarak beyan edilmiştir. Bir hata yok. Belki bir kilometre farkı vardır. Ayrı mesele. Hazreti Adem Efendimizin yaslandığı ağaç Hindistan'da hala varlığını sürdüren bir ağaçtır. Kimse bilmez. Hazreti Adem Efendimiz'den beri yaşayan bir ağaçtır. Hazreti Havva Hanım'ız da bir taşa yaslanmıştı. O taş hala varlığını sürdürmektedir. Neden? Kıyamete kadar bu ikisi delil olarak kalacaktı ondan. Kıyamet meydanında da ikisi tekrar getirilip bütün dünya hayatında şehadet edeceklerdi ondan. Hazreti Allah, Hazreti Adem Efendimiz uyandılar. Hazreti Havva Hanım'ız uyandılar. Bir baktılar ki cennet değil. Bir anda Hindistan yarımadası biliyorsunuz yağmurlu bir bölge, tropikal iklime yakın bir bölge. Bir anda yağmur başladı, soğuk var, sıcak var. Evet nem var ama bir sıkıntı var. Baktı ki cennet değil. Baktı ki olay bambaşka. Cenab-ı Hakk'a yöneldi ve Cenab-ı Hak'tan niyaz etti. Ya Rabbel Alemin benim halim nedir? Çünkü etrafta melekler yok. Hayvanlar var, türlü türlü bitkiler, değişik varlıklar, değişik canlılar vesaire. Hazreti Adem Efendimiz'in Risalesinde detaylı beyan ederiz. Cebrail Aleyhisselam kendisini bir müddet sonra, ne kadar müddet sonra? 10-12 yıl sonra. Yani 10-12 yıl boyunca Hazreti Adem Efendimiz'in bir geçiş dönemi söz konusudur. O dünya hayatı neymiş, biz ne yapıyoruz? Hazreti Havva nerededir, ben neredeyim? Bunları sorgularken
12 yıllık bir süreçten sonra Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki ya Adem, Cenab-ı Hak seni dünyaya gönderdi. Burası böyle, 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 böyle. Peki ne yapacağız? İşte Mekke Risalesi'nde anlattığımız gibi Arafat'a doğru bir yolculuk. Hazreti Havva Hanım'ımızla buluşma. Bizim için Nedamet Risalesi tarafından bakıldığında ayet-i kerimenin kelimeler tarafı önemlidir. Zira Hazreti Allah ayette buyuruyor ya, Adem Rabbinin kelimelerini aldı, böylece tövbesini kabul etti. Hazreti Allah Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Adem Efendimiz'e hangi kelimeleri öğretti ki o kelimelerle Hazreti Adem Efendimiz'in tövbesi kabul oldu. O kelimeler 3 esas üzerine dayanır, tarih boyunca değişmemiştir. Bir tanesi La İlahe illallah, ikincisi Muhammedur Resulullah, işte Hazreti Adem Efendimiz'in Ya Rabbi adı cennet kapılarında yazılı olan o ismi Muhammed hürmetine beni affet demesindeki mesele. Üçüncüsü ise Adem Nebiyullah, Adem Resulullah veya. Yani Hazreti Adem Efendimizin peygamberliği. Çünkü cennetteyken Hazreti Adem Efendimizin peygamberliği söz konusu değil. Böyle bir bilgi de yok ortada. O andan itibaren Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Adem, sen yeryüzüne indirilmiş olan hem ilk insan olduğun gibi bundan böyle ve bundan sonraki gelecek olan kuşakların da ilk peygamberisin. Nur-u Muhammedi'yi taşımaktasın ve Cenab-ı Hakk'ın birliğini ve onun tekliğini bu dünya hayatında anlatacaksınız. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri ilahidir. En sona kadar bu yaşanacak, yaşanacak, yaşanacak ve bir gün kıyamet kopacak. O gün yeniden Cenab-ı Hakk'a dönüş olacak. Hazreti Adem Efendimiz'in öğrenmiş olduğu şu üç kelimeyle Hazreti Allah tövbesini kabul etmiştir. Birincisi, Hazreti Allah'ın birliğini kabul edip onun birliğini vücudunda hissetmek ve yaşamaktır. İkincisi, Resul-i Kibriya'nın bütün alemlerin onun hürmetine yaratılmış olmasının bilgisinde olmaktır. Ve üçüncüsü de kendi peygamberliği veyahut ondan sonra gelenlerin o şahs-ı manevinin peygamberliğini kabul etmesi veyahut ta bugüne gelirseniz Ehl-i Beyt'in varlığına kadar geleceğiz. Çünkü bütün peygamberler Miraç'a çıktıklarında Resulullah'la görüştükleri gibi, Resulullah da diğer peygamberlerle görüştükleri gibi en nihai nübüvvet halkasının sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yeryüzüne teşrif ettikten sonra da bu üçüncü kelam Ehl-i Beyt üzerine gittiği Ahzab suresinde beyan edilmiştir. Öyleyse bizim nedametimiz, Hazreti Allah'tan duymuş olduğumuz o uzak mesafeye gelişimiz zaten bizim için acı veren bir olaydır, ancak pişmanlık denemez. Niye? Zira bu öyle bir dünyadır ki Hazreti Muhammed Mustafa teşrif etmiştir. Zira Hazreti Adem Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a Arafat Meydanı'na yaklaştığında şöyle demişti. Ya Cebrail, bu dünyayı ben kaldıramam. Ben ki cenneti görmüşüm. Ben ki Hazreti Allah'ı görmüşüm, ben ki benden Havva'nın çıkışını görmüşüm, 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 görmüşüm. Ancak benden sonra ne benim evlatlarım, ne benden doğacağını söylediğiniz nesillerim, benden sonrakiler bunların hiçbirini görmedikleri halde La ilahe illallah, gözle görülmeyen, elle dokunulmayan o Cenab-ı Hakk'ın varlığını iman ile beyan ediyorsunuz. Ben pişmanım, bu dünyaya gönderildim. Tövbem kabul olduktan sonra geri dönmek istiyorum. Geri dönmeye muhtacım. Bu dünya dediğiniz illet yerde ben yaşamayı beklemiyorum dedi. Zira bütün insanlık aleminde çok acı verici bir olay değil midir? Cennette yaşıyorsun, Cenab-ı Hak ile berabersin ama dünya hayatına geliyorsun. Cebrail Aleyhisselam ise ona kalkıp şöyle buyurdular. Ya Adem, pişman olma, zira Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bu dünyaya teşrif edecek. Böyle dedikten sonra Hazreti Adem Efendimiz'in gönlü ferah oldu. O tarihe kadar Hazreti Adem Efendimiz'in gülümseyişi söz konusu değil. Üzüntü var, sıkıntı var, bir çile var. Uzaklaşmanın getirdiği bir kendine has olan bir durum var. Ama bütün bunlara karşılık ne zaman ki Cebrail Aleyhisselam bunu sordu, Hazreti Adem Efendimiz inanamadı. Dedi ki ya Cebrail, doğru mu söylüyorsun, bir daha söyle. Bir daha söyle, 3 defa tekrar ettirdikten sonra.
ve Cebrail aleyhisselamdan böyle net net bir şekilde duyduktan sonra, madem ki Hazreti Muhammed Mustafa o cennet kapılarında adı yazan da buraya geliyor, öyleyse Hazreti Allah'ın bizi buraya göndermesinde bir mesele vardır, bir takdir vardır, boyun bükmek gerekir dedi. O günden sonra gönlü sürur erdi ve o günden sonra çocuklar doğmaya ve çocuklar büyümeye başladılar. O meseleyi de bir başka yerde anlatmıştık. Bizim hayatımız açısından önemli olan mesele şudur ki, Hazreti Allah'ın şu ilk ayeti aslında yeryüzünden de Hazreti Adem Efendimiz gelirken o beyan edilen ilk ayet-i kerimeyi de beyan edilmiş olur. Yani Hazreti Adem Efendimiz'e vahyin ilk pencereleri böyle. Ettevvab Errahim. Yeryüzünde Hazreti Allah'ın okunan ilk iki esmasıdır Allah lafzından sonra. Çünkü Hazreti Adem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı için Hazreti Allah, Allah-u Zülcelal diye bahsediyor ama bundan sonra Esma-ül Hüsna'dan hangisi yeryüzünde önce söylendi? Ettevvab Errahim. Söylenmeseydi geri dönüşümüz sıkıntılı. Rahim denmeseydi kafirlerin yeryüzünde yaşamaları imkansız olurdu. Hazreti Allah'ın tevvab edişi, temizleyiciliği, tövbeleri sınırsız bir şekilde kabul etmesi ve bu bağlamda rahmaniyetiyle her şeyi kuşatmış olması Hazreti Adem Efendimiz'in gönlünü sürure erdirmiştir. Çünkü dedi ki madem ki Hazreti Allah şu iki Esma-i Şerife ile bizlere nida ediyor, bizlere sesleniyor ve emrediyorsa, tövbemizi emrediyorsa, geçmiş ve gelecek bütün günahlarımızı affedecekse elbette bu gelip geçecek olan bir meseledir. Öyleyse şu meseleye mecburen takdir edilmiş bir usul olarak kavranmalı ve böylelikle yaşanmamız mecbur olmalıdır. Ama bunun içerisinde işin küfür penceresinden baktığımız zaman Allah korusun Cenab-ı Hak'tan niyazımız son nefese kadar ve son nefeste imandır. Bunlardan bir tanesi son nefeste olmadığı zaman büyük pişmanlık, asli pişmanlık odur. Ondan hariç olan pişmanlıkların tamamı, geçmişte işlenmiş olan bütün günahlar nedamet ile Cenab-ı Hakk'ı geri dönerek Ya Rabbi tevvapsın sen, Ya Rabbi rahimsin sen, sen yeryüzünü bizi gönderirken tövbe edeceğini söyleyerek, rahmetinle bizi kuşatacağını söyleyerek, bizim bunu garantiyi vererek tabiri caizse yeryüzüne gönderdin. Öyleyse korkumuz yoktur. Tövbelerimizi affedeceksin. Ama biz biliyoruz, biz pişmanız Ya Rabbi demek işi kurtarıyor. Ama işin aksi tarafı لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَّرَأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللّٰهُ اَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ. Kim bunlar? Ateş ehli. Ne diyorlar? Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Ama ne içindeler onlar? Hasret ve pişmanlık. Keşke bizim için bir dönüş olsaydı da bizden alakayı kestikleri gibi biz de onlardan alakayı kesseydik. Böylece Allah onlara bütün yaptıklarını gösterecek. Ve onlar hasret ve pişmanlık içinde o tabi oldukları o küfür penceresinden dönüp diyecekler ki Ya Rabbi keşke biz onlarla beraber olmasaydık da onlara uymasaydık da senin göndermiş olduğun dine Hazreti Adem'den beri gelmiş olan şu kelime-i tevhidin hakikatine uysaydık o zaman bu hale düşmeseydik. Keşke bizim için bir dönüş olaydı. Öyleyse insan hayatında pişmanlık duyacağı usullerde insanın psikolojisini alt üst etmesine gerek yoktur. İslam burada Müslümanlara müthiş bir geniş bir çerçeve çiziyor ve şunu beyan ediyor. Ey ehli iman, işlediğin günahlardan pişmanlık duymakla beraber asliyet nedamettir. Temizlenmekten şüphe etme ama korkumuz şudur ki keşke demek istemiyorsan son dönüşten önce bu nedameti uygulaman gerekiyor. Köprüye kadar her noktadan çıkış yapabilirsin. Ama köprünün en son bir yeri geliyor, orada tabelaya da yazıyor. Köprüden önce son çıkış. Nadim olmak için son fırsat. Eğer o fırsatı da kaçırırsan ondan sonra yapacak bir şey yok. Avrupa'dan Asya'ya geçiyorsan paşa paşa geçeceksin. Asya'dan Avrupa kıtasına geçiyorsan paşa paşa deneyeceksin. Ve artık gittiğimiz yerden
bir dönüş de söz konusu yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak bütün mahlukatları dönüşümlü yaratırken, yeryüzünde bütün mahlukatlar, bütün madde, ışık ve enerji dahil her şey dönüşümlüdür ama zamanın dönüşümü yoktur. Her şey geri dönebilir. Bugün bu ışık buradan yolculuğuna başlıyor, gidiyor, 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 ta geri dönüyor. Bir daha, bir daha, bir daha. Ta kıyamete kadar. Çünkü yeni bir ışık yok aslında. Enerjiler birbirlerine değişerek bazen ışık oluyor, bazen enerji oluyor. Ama geriye dönmeyen tek mahlukat vardır, zaman. O bir mahluktur. Hazreti Allah'ın yarattıklarından bir yaratıktır. Fizik teorisi içerisinde bahsettik. Fizik risalesinde detaylandıracağımız için geçiyoruz. Ama geri dönmeyen tek mahlukat zaman olduğu için, biz de zamanın içerisinde bir mekan teşkil ettiğimiz için bunun içinde yüzüyoruz, geri dönüşsüz bir usul dairesinde. Her şeyi geri döndürebiliriz. Suyu halıya dökersiniz, buharlaşır. Buharı yakalayabilirseniz suyu tutarsınız. Göğe bile çıksa, nereye giderse gitsin, geriye dönüp bu topraklara tekrar yağmaya mecbur. Ama zamanda böyle bir fonksiyon yok. Bu yüzden uzay mekaniğinde ne dediler? Bütün uzay akıp gidiyor bir yere doğru. Eksikleri olsa da zaman matematiği içerisinde doğru bir anlayıştır. Ama eksikleri vardır. Hazreti Allah'ın burada bizlere beyanatı çok açık bir şekilde, ne yaparsan yap, Cenab-ı Hak sana bütün yaptıklarını göstermeden önce sen nadim ol buyururken bize bir başka işareti ve rahmetinden bir tecelli kapısı açıyor ve şunu beyan ediyor. Eğer ki her kim yaptığı günahtan gerçek bir pişmanlık duyup nadim olup hakikaten tövbe ederse, Cenab-ı Hak da onun ahirette ona o günahlarını göstermez. Yani burada cehennem pazarlamacılığı üzerine sürekli insanları cehenneme sürüklemeye gayret içerisinde beyanatta bulunanlar olabilir. Ama hakikat şudur, defterler yazıldığı gibi silinebilecektir de. Hazreti Allah bu ayeti kerimede işareten buyurmuş oluyor ki ve diğer ayetlerde de beyan ediyor ki, işlediğiniz günah yazılmadan evvel bir müddet bekleyecek ve o beklediği süre içerisinde veya sonrasında nedamet ile bana tövbe ederseniz o tövbe dairesi mutlak surette çalışır ve sizler bu bakımdan bu hakikat dairesinde onu kıyamette bir daha görmezsiniz. Siz dahi unutursunuz onları. Ama burada çok önemli bir mesele var. Hazreti Allah'ın beyan ettiği hakikat şudur. Cenab-ı Hak bizlere burada inceden bir ifade veriyor. Hasret ve pişmanlık içinde. Hasratin aleyhim. Nasıl bir nedamet olmalı ya Rabbel alemin dediğimizde, Hazreti Allah burada bir şeyin hikmetini veriyor. Günahlardan duyduğun pişmanlıktan ziyade Cenab-ı Hakk'ın niyazının dışına çıkarak onu tabiri caizse bir manada dostunu ve sevgilini üzmüş olmanın pişmanlığı üstündür. Eğer o üstün gelirse sen daimen tevvab esması üzerine yaşarsın. Yani tövbeler üç kısımdır aslında. Adamın biri vardır, bir günah işler, bir harama girer. Sonrasında cehennem korkusuyla pişman olur, tövbe eder. Doğrudur, olur. Ama bu birinci seviyedir tövbede. İkincisi, cennet ve cehennem korkusu olmaz. Allah'ın emirlerinin dışına çıktığından dolayı Allah tarafından cezalandırılma veyahut onun rahmetinin dışına çıkma veyahut tövbesinin kabul olup olmama durumundan dolayı duymuş olduğu şüpheler içindedir. Bu da nefsi levvamedir. Yani emmareden levvameye geçiş, şüphelenme tavrı. Zaten nefsi emmaredeyken insan hiç umursamaz günahlarını genel olarak. Birinci kıstası yaşayabilir ama, yani işlediği günahlardan cehennem korkusuyla vazgeçebilir, bu nefsi emmaredir. Levvamede bu sefer pişmanlıklar başlar. Ya ben neleri kaçırdım hayatımda? 40'ına, 50'sine, 60'ına geldim. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzaklaşıyormuşuz biz deyip Allah'ı hatırlayarak tövbe etmek bu levvame seviyesinde. Ama işin en tepelerine çıktığımız zaman mülhimesi, mutmainnesi, kalp tatmin olsa dahi günah işlemez mi?
masum değildir. Herkes günah işleyebilir. Ama oradaki tövbe biraz farklıdır. Hatta çok farklıdır. Neden? Orada kişi işlemiş olduğu günahtan ziyade Cenab-ı Hakk'a duymuş olduğu hasretten bir an uzaklaşmış olmanın cihetiyle tövbekar olur. İnsanlar bütün günahlarını ne zaman işlerler? Cenab-ı Hakk'ı unuttukları zaman. Allah'ın varlığını 7/24 ömrü billah bilse bir adam günah işleyebilir mi? İşleyemez. Allah bize bir akıl, bir nefis, bir şeytan takdir etmiş. Ara sıra işin hikmetine bakarsanız Cenab-ı Hakk'ın varlığını unuttuğumuz anda bu günahlara giriyor muyuz? Evet, giriyoruz. İşte bir kısmı var ki o büyüklerin, onların pişmanlıkları hasretlerinden kaynaklanıyor, günahlarından değil. Yani ya Rabbi, sana hasretin arasına ben bir şey koymuşum, arada seni bir kenara koymuş gibi olmuşum. Öyle değil de öyle gibi olmuş yani. Ve hani şöyle bir durum vardır ya, birisini dinlersiniz ama dinlerken akıl bir başka yerdedir. 2 dakika sonra karşındaki sana seslenir. Anladın mı? Bir anda kendine gelirsin. Efendim, anlamadım. Bakışıyorduk birbirimize, duyuyorduk birbirimizi, karşı karşıya oturuyorduk, başka bir ses de yoktu. Halbuki ama o an için, bir an için akıl bir başka hayale dalmış, karşındaki sesi duyamayacak hale gelmişsin. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile yaşanan hasretin timsali olan tövbe en hakiki tövbedir. Ya Rabbi, bu günahı işledim. Bu günahından dolayı pişman oldum. Ama biliyorum günahımı affedeceksin. Üzüntüm beni affetmeyeceğinden dolayı değil. O kısacık aralıkta dahi olsa seninle olan bağımın kopmasından dolayıdır. Başka bir şeyden değil. Niye? Allah tevvaptır, rahimdir. Zaten affedecek. Yani bir baba çocuğu ne yaparsa yapsın, hileye de karışsa, hurdaya da karışsa atabilir mi? Hayır. Karakola düşse, hapse düşse satabilir mi? Hayır. Evlat senin evladın. Başına bir şey geldiğinde en tuhaf çocuğa da sahip olsan Allah korusun, gene senin evladındır, gene seni ağlarsın. Bütün dünya ondan nefret etse sen gene seversin. Ne halde olursa olsun dersin ki benim evladım, canım ciğerim bendendir. Bahsettiğimiz Hazreti Allah'tır. Babalardan milyar trilyon katrilyon kez merhametli olan Hazreti Allah'tır. Korkumuz tövbesimizden dolayı bizi affetmeyeceği değil. Korkumuz bir an için olsa o baba ile oğul ilişkisini anlaşılması için beyan ediyorum. Çocuğun korkusu akşam babam beni evime almaz korkusu mudur? Ki alacak. İlla ki alacak. En fazla 2 saat kapı önünde bekletir. 3. saat alacak, sokağa atmayacak. Ama korku şudur bazı çocuklarda, bazı has çocuklarda. Ya babamın gönlünü kırdım. Yani bırak 3 saat, 5 saat, 10 senede kapının önünde yatırsak, yani benim derdim beni affedip affetmemesi de değil. Benim derdim bir an için dahi olsa bana bu kadar emek vermiş babamın gönlünü kırdım. İşin anlaşılması için böyle beyan ediyoruz. Mecburen dünyevi şeylerle karşılaştırmak mümkün değildir Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeyini. Ama anlaşılması için bu örnekler mecburidir. Dolayısıyla burada işte mesele, biz bir şekilde bu kapıdan girip yatağa yatmak, yemeğe ulaşmak mıdır tövbemizin amacı, yoksa babamızın gönlünü almak mıdır? Yani ya Rabbi affet beni, yırtayım cehennemden diyorsan, zaten la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir adamın tövbesine kabul olunacağının asli beyanatıdır. Diyor ki ben Adem'e öğrettiğim ne varsa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Adem'e bunu öğrettim ben. Bu öğrendiğiniz kelimelerle bana ne zaman gelseniz ettevaber rahim, benim kapı açık. Ama gelene bakacaksın. O sultan büyük sultan. Onun kapısı herkese açık. Kafire de açık, münafığa da açık. Mesele şu. İçeriye giren adam, evden içeriye giren çocuğun derdi, aman sokakta kalırsam aç kalırım mıdır? Yataksız parkta yatarsam ne hale düşerim midir? Cebindeki para ya da parasızlık mıdır? Yoksa babamın gönlünü mü kırdım? Bu mudur? Yani tevbe hakikatinde
insanın nedametinde, daim nedamet hali ondan zerre kadar olsa, ondan bir an için uzak geçirilen her an sanki bir günahtır. Bazı zamanlarda Evliyaullah'ın bazısı sabahları kalktıkları zaman veya günün belli saatinde oturmuşlar, tövbe etmişler. Sormuşlar, efendim niye tövbe ediyorsunuz? Oturduk beraber zikrettik, Kur'an okuduk veya ne yaptınız ki yani, uyudunuz, uyandınız. Uyurken bir adam ne günah işleyebilir? Rüyada ne yaparsan yapsın şeriatlı bir karşılığı yoktur. Öyle demediler. El cevap dediler. Cenab-ı Hak'tan bir uzak zaman geçirdik ya. Bir uzak, belki o arada Cenab-ı Hakk'ı düşlemeyi gönlümüzden çıkardık ya. Masivadan bir parça girdi ya belki bu gönle. Ona tövbe ediyorum. Zira onlar için en büyük günah ve en büyük haram, haram-ı şeriattan haram-ı hakikate geçişte bir hikmettir ki Cenab-ı Hak'tan bir nebze olsun uzak yaşamak. Dertleri bu olmuş. Yoksa mesele meyhanedeki adam 40 sene içsin. 41. sene vettevvâverrahîm affoldu gitmiştir. Hakiki bir nedametle. Bir daha da geri yapmamanın çabasını sarf ederek. 100 tane adam öldürdün. Tevbe ettin, 101'i öldürdün. Hadis-i şeriflerde var. Ettevvâverrahîm. Mesele bu değil. Mesele Cenab-ı Hak ile aramızda o 100 adamı öldürürken arada bir bağ koptu. Mesele o. O bağ koptu arada. O bağ kopmasa zaten o günah işlenmez. Tasavvufun derdi ne? Bir adamı Cenab-ı Hak ile arasını tam birleştirmek, bağını tamam yapmak, aşkı hakiki ile buluşturmak, dünya masivasından sıyrılıp çekip almak. Böylelikle ne olacak? Daimen nadim olacaktır bu adam. Çünkü her an aman ha diyecek, Cenab-ı Hakk'a vuslat geldik, zaten hasretiz, yanmaktayız, onu arzulamaktayız. Ondan bir an için dünya masivasından bir dert girerse bana, öyleyse bu başımıza bela olacaktır. Neden? اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَاَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّح۪يمُ Zaten Kur'an'da baksanız اَتَّوَّابَ الرَّح۪يمُ اَتَّوَّابَ الرَّح۪يمُ böyle. Onlarca yüzlerce ayet-i kerime böyle gelmiş. Hazreti Allah diyor ki tövbe edip halini düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar bundan müstesnadır. İşte bunların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeleri çok kabul eden, merhametli olanım. Hazreti Allah kendisini kendi sözüyle böyle beyan ediyor. Ve onu diyor ki halinizi düzelttikten sonra, kendinize gerçeği açıkladıktan sonra, çünkü bir tane gerçek var dünyada. O gerçek bir gün Allah'a gideceğiz ve ölümdür. Gerisi mi? Hazreti Adem'in rüyasından bir rüyayı yaşıyoruz, gerçek zannediyoruz. Hazreti Adem bir rüya gördü, bir rüyada dünyaya düştü. Rüyadan farklı bir yerde değiliz. Aslında rüyayı yaşıyoruz. Aslında rüyanın bir cihetini yaşıyoruz. Uyanacak mıyız? Evet. Ve tek gerçek uyanış o. Gerçekten uyanacağımız bir gün var. O günde kıyamet. Gerisi vallahi rüyadır. Niye? Çünkü cennet ehlini anlatıyordu Resulullah. Ve futuhatlarda da beyan edilmişti. Cennet ehli dünya hayatını anlatırken rüya gibi anlatacak. Ya diyecekler ki ya sen hatırlıyor musun? 15 sene felçli kalmıştın da gelinin sana bakmıştı, kızının sana bakmıştı. Yemek yemiyordun, altını besliyorlardı, hatırlıyor musun? Adam duracak ya sanki böyle rüya gibi yani, böyle sanki öyle bir şey olmuştu galiba. Niye? Çünkü burası rüyadır. Ama öyle bir nefse emmaredir, tevvab ve rahim olan Hazreti Allah'a yanaşmadıkça sanal olan bu filmin içinde kendini var zanneder. Bugünün teknoloji dünyası bu ifade ve ibareleri anlatırken işimizi kolaylaştırıyor. Ne o? Sanal gözlükler çıktı ya şimdi. Bir gözlük takıyorsunuz gözünüze. Sizin sinematografik olarak 3 boyutlu bir çölde gösteriyor. O çölde işte oyun oynayabiliyorsunuz. Bir yerlere ateş ediyorsunuz. Sahtekar düşmanlarınız var. Arkadaşlarınızla beraber bir filmin içinde oynuyorsunuz. Halbuki bir odanın içindesiniz. Sizi bir çölün içinde zannettiriyor ve komik olan şu, akıl da kendini harbiden çölde zannediyor. Ve insan da kendini şu anda aynı şey zannetmiyor muyuz? Dünyada zannediyoruz. Düşmanlarımız var zannediyoruz.
Dostlarımız bizimle bekaya kadar beraber zannediyoruz. Halbuki bir tane dost var, o da baki olan Hazreti Allah'tır. Eğer baki olan Hazreti Allah'ın dostlarındansa hakiki bir dosttur. Çünkü dostluk mezara kadarsa dostluk değil. Ondan sonra kıyamette de şefaatleri üzerimizde ise dostluktur. Bizler onların şefaatine nail olabilecek adamlarsak dostluktur. Cennette de beraber olacaksak dostluktur. Yoksa iki tane günah içerisinde bir araya gelmiş adamın dostluğu mezara kadar. Mezarda bile adama deseler sen arkadaşına günahına sebep oldun. Sen de bir başkasına günah soktun. Yok ya tanımıyorum ben onu diyecektir yani. Öyle demek isteyecektir. 40 sene beraber günah işler. Kabre girince ben onu tanımıyorum demek ister. Bunun adı dostluk değil. Şefaat hakiki dostluk. Hazreti Pir'in şefaati, Evliya Allah'ın şefaati, Hazreti Ali'nin, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Efendimiz'in şefaati, Resulullah'ın şefaati. Hakiki dostlar bunlar. Çünkü baki olan Allah'ın tevvab ve rahim olan hakikatleriyle kuşanır. Hem düşmanlarını o tevvab ismi şerifin tecelligahı oldukları için hepsini affetmişler. Hem de rahmaniyetiyle bütün dostlarına her türlü hizmetten kusur etmemek üzerine büyük bir mücadele vermişler. Hazreti Allah da burada açıkça beyan ediyor. Ve eslehu, salihlerden olun, halinizi düzeltin. Hani deniyor ya tasavvuf erbabı o salih evlatlar yetiştirme peşinde mücadele etmektedir. Neden? Çünkü salihlerin tövbesi hakikidir. Biraz önce bahsettiğimiz tövbeyi yapabilmek için, Allah'a duyduğumuz hasretin nedametini yaşayabilmek için önce salih olmak lazım. İnsan salih olduktan sonra tövbesi hakikate döner. Ondan önceki tövbeleri cennet ümidi, cehennem korkusudur. Ama o kapıdan girmekteki niyeti bu geceleri sokakta geçirme korkusundan değil, babasının gönlünü kırmış olma ihtimalinden doğacak. O adam nasıldır? Salih bir evlattır, bir an hata yapmış. Salih bir adam olmadıkça tövbe hakikat olmaz, problem burada. Yani adam soruyor, diyor ki ben de diyor bir şeyh olmadan, mürşid olmadan tövbe etsem, nadim olsam ki pişman oluyorum, nadim oluyorum. Bu bakımdan Allah benim tövbemi kabul etmez mi? Eder, eder de tövbenin hakikatini bir yaşamak var, bir de onun sanal tövbesini yaşamak var. Sen sanal bir tövbe yaşadığın için, salih bir adam olmadığın için tövbenin de salihini yaşayamıyorsun. Çünkü tövbenin de salih olanı var. Bahsettiğimiz üzere Hazreti Allah da bizlere açık bir şekilde böyle tövbe etmemizi emrediyor. Çünkü Hazreti Adem Efendimizin tövbesinden kısa bir müddet önce tam affolunmak üzerineyken Hazreti Allah bizzat Hazreti Adem Efendimize nida ettiler. Ve şöyle buyurdular: "Ya Adem," Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla "sor," dedi Cebrail'e, Hazreti Adem'e, "ne için tövbe ediyor?" Ya Adem neden tövbe ediyorsun? Yaptığın günahtan mı tövbe ediyorsun? Dünyaya seni gönderdiğimizden kurtulmak için mi tövbe ediyorsun? Ne için? Hazreti Adem Efendimiz dedi ki hasretun. Hasretten dolayı tövbe ediyorum. Sana duyduğum hasreti beyan ediyorum. Hazreti Adem Efendimiz o Arafat'ta orada Hazreti Havva Anamızla beraber olduğu zaman yaptığı tövbe günahımı affet değil. Ya Rabbi hasretimi dindir benim. Tövbe en sonunda geliyor. Bütün gözyaşları Ya Rabbi hasretimi dindir benim. Ve sonra dedi ki Cenab-ı Hak affettim onu. Çünkü o tövbeyi salihini yaptı. Salih olan tövbeyi yaptı. Ondan sonra Hazreti Adem Efendimiz dedi ki Ya Cebrail benden sonra gelecek olanlar cennet bilmez, cehennem bilmez, görmediler bunları. Bunları görmedikleri halde bu beyanatla nasıl salih tövbe etsinler? Dediler ki onlar da sizden sonra gelecek olan peygamberler ve evliyalar eliyle salih olmak nedir onu öğrenecekler. Onları öğrendikten sonra salih tövbe etmeyi öğrenecekler. فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُص۪يبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ نَادِم۪ينَ
nadim olma ifadesinin Kur'an'da geçmiş olduğu beyanat hakikatiyle. Hazreti Allah şöyle buyuruyor. Kalplerinde maraz olanlar görsün ki, hastalık olanlar görsün ki, onların içinde koşup dururlar. Belanın başımıza dönmesinden korkuyoruz derler. Ama umulur ki Allah fethi getirir veya tarafından bir emir getirir de içlerinde gizledikleri şeye nadim olurlar. Ondan haberdar olmayanlar da var diyor Hazreti Allah. Bunlar kim? Kalplerinde maraz olanlar. Kalplerinde hastalık olanlar. Şimdi ehli imana beyan olunuyor ya şu tasavvuf risalesinin hakikatiyle şu futuhat-ı Seyyid-i Muhammed ruhi içerisinde. Kalplerimizde maraz var bizim, temizlemek için mecburuz zikrullah'a. O insanlar da doğruyorlar, diyorlar ki kalplerde maraz olması nasıl anlaşılır? El cevap Kur'an diyor ki ne zaman içinde gizlediklerinizden hakiki bir nedamet doğar, o zaman kalbinizde maraz olduğunun farkına varırsınız. Çünkü insanda öyle bir hal var ki Hazreti Allah'ın fethi hakikatini bulmadan, onun kalbini fethedecek bir fettahın, Hazreti Allah'ın fethinden sorumlu olan bir manevi kumandan, onun gönlünü fethetmeden kendi gönlündeki günahlardan habersizdir. Olur mu diye sormayın. Biz nefs-i emmarenin öyle bela ve desiselerine düşmüşüz ki günahlarımızı bile dünyevileştirmişiz. Nasıl? Diyoruz, bakıyoruz şimdi. İçki yok, kumar yok, şu yok, bu yok. Şeriat-ı ilmihalden baktığın zaman diyorsun ki ben günahkar değilim. İyi de günah var, günah var. Hazreti Allah'tan uzak durmak bir başka günahtır hikmeten. Şeriat ayrı bir konudur, bizim konumuz değil. Hakikatten bakarsanız. Hazreti Allah'ı aramadan geçirilen her gün, onun hasretinden habersiz olduğun her gündür. Onun hasretinle dolmuş olduğunu seni öğreten kim? Mürşid-i Kamil değil midir? Ayet böyle. Umulur ki Allah fethi getirir. Hazreti Allah diyor ki ben size o fethi size yaptırmasam, sizin kalplerinizi bir Mürşid-i Kamil'le fethi çıkartmasam, sizin kalpleriniz fethedilmese, vallahi siz kalplerinizin içerisindeki marazdan da habersizsiniz. Bakıyorsunuz kitaba, kara kaplı deftere, neymiş günahlar? İşte içki günahmış, o günahmış, bu günahmış, var mı bende? Yok. Yırttık biz. Habersizsin ki daha ne büyük hatalar var senin içinde. Kibir, ucub, rüya, yalancılık, dedikodu, fitne, kendi kendine, aile içinde, iş yerinde vesaire, yalan, ufak büyük, pembe, mavi, kırmızı fark etmez. Bütün bunları bir araya koyduğun zaman bunlar kitaplarda yazmadığı için bunlar bir fethe muhtaçtır. Ne diyecek olursanız bugün bu şehrin başkanına sorsanız, bu ülkenin başkanına sorsanız genel her şeyden haberdar olabilir. Ama an geliyor, bir yerden geçmiş bir boru var, mahallenin muhtarı bilir, belediye başkanı bilmez. Belediye başkanı dersin, bütün şehri biliyor ama mahalledeki özel durumları bilmez, o genele bakar. Bizler de kalplerimize o kadar genel bakıyoruz ki, o kadar detaydan uzak bakıyoruz ki, dünyevi olan her şeyin detayına bakarken bir ayine-i kalpte kendi kalbimize bakmayı da beceremediğimiz için mecburuz bir fetih erbabına. Mecburuz bir kumandana bu ayetin işaretiyle gel fethet, yık bu nefsin kalesini, zira içeride ne var biz de bilmiyoruz. Öyle bir gönül taşıyoruz, bir kutu var içeride, günahlar yok zannediyoruz etrafında, kutunun içi yılan çıyan dolu. Çünkü bir riya, bir kibir tövbe etmekle geçmez. İşin enteresan tarafı budur zaten. Şer'i olan haramlar tövbe ile geçer, temizlenir. Riyayı neyle temizleyeceksiniz? Estağfurullah el-Azim ile mi? Çok kibirliyim ben, nasıl temizleneceğim? Estağfurullah el-Azim ile temizlenemezsin ki. Estağfurullah el-Azim'in hayatın içerisindeki hizmete bağlandırılmış olan tecellisini yaşamaya mecbursun. Allah'ın Tevvab ismi şerifinin insan hayatında bir başkasına hizmetinde de onun esmasının bir zikir olarak saklandığını bilmediğimiz için
Tövbelerimizin her şeye karşılık geldiğini zannediyoruz. Ancak kibrimizin tövbesi nedir? Adam kibirli olduğunu bilmiyor ki tövbesini etsin. Bu da ayrı bir konu. Adam zannediyor ki normal bir hayatın içinde yaşıyor. Gayet normal. Kibrinden habersizdir. Kibirli değildir, ucubundan habersizdir. Riyasından habersizdir. Başkasına değil, en çok kendisine söylemiş olduğu yalanlardan habersizdir. Nasıl olsa 5 vakit namaz kılıyorum ben. 5 vakit namazda Allah'a secde ediyorum ben. Tertemiz oldum ben der. Ama o kibir, ucub, riyayı temizlemedikten sonra kalbi fetholunmadığı için Cenab-ı Hakk'a hakikaten dönmüş, hakikaten nadim olanlardan olamadığı için, dilden gelir kalbe inmediği için ne yazık ki hakikatini bulamaz. Onun hakikatinin bulamayacağının işaret ve hikmetleri ise Nisa suresinde şöyle beyan edilir. Hazreti Allah buyuruyor: وَلَيْسَتِ التَّوَّةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ اُولَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمٌ Yoksa kötülükleri yapmakta devam eden kimselerin tövbesi kabul değildir diyor Hazreti Allah. Hatta onlardan birine ölüm gelince ben şimdi tövbe ettim diyenin de tövbesi kabul değildir. Kafir olarak ölenlerin de tövbesi kabul değildir. İşte onlara elin bir azap hazırladık. Elhamdülillah biz La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah demişiz. Ayetin küffar kısmını bir kenara bırakalım. Ama hikmeten bu ayet bizlere şunu beyan ediyor. Kötülükleri yapmakta devam eden kimselerin tövbesi kabul değildir. Kötülükten bahsediyor Hazreti Allah. Seyyi'e. Peki bu seyyi'nin, kötülüklerin beyanatının içerisinde kibir, ucup yok mu? Yani burada beyan edilmiş olan büyük ve küçük olan beyan edilmiş günahlar mıdır? Hayır. İşte bizim derdimiz bu. Ne kadar büyük günahlardan kendini arındırmak üzere tövbe etsen tövben kabuldür. Ama sen içindeki büyük belaya sebebiyet verecek asıl hakiki günahlarından habersizsen, kötülükleri yapmaya devam ederken bunları iyi zannedersin şeytanın eliyle ve ölüm gelince de tövbekar olmaya mecbur olduğunu hissesen de iş işten geçmiş olur. Ahirete gittiğimiz zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş olan her şahsın cennet ile müjdelendiği kesindir, amenna saddekna. Peki sual şu: madem ki insan Allah Azze ve Celle tevvap ve rahimdir ve bütün günahları affediyor, kıyamette günahı olan kim kalacak ki diye bir soru gelmiyor mu aklımıza? Evet. Madem ki her tövbe Allah tarafından affediliyorsa, o kıyamette Müslümanların içerisinde günahkar olanlar nasıl olacak? Çünkü Allah Resulü diyor ki ben ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat etmekle başlayacağım. Ve son kişi cennete girene kadar onlarla beraberim. Şimdi adam mümin. Tövbe de etmiştir mutlaka. Tövbekar da olmuştur. Nasıl oldu günahlar yazılmaya devam etti? El cevap işte salihin meselesinde saklıdır. Öyle ki bu insanlar günahlarından habersizdi. Kibir meselesinde olduğu gibi. Kibirliydiler. Bir başkasının gönlünü kırdılar. Kul hakkına girdiler. Ve ondan sonra bundan da habersiz bir yaşam sürmekteydiler. Niye? Çünkü şimdinin yeni dünya psikolojisi ne? Oğlum diyor, nasıl yaşarsan yaşa pişman olmayacağın bir hayat yaşa. Cümle baştan sona saçma sapan. Bir adam pişman olmadan bir hayat yaşayamaz çünkü bir adam her an günah işleyecek. Doğru cümle şudur: ey evlat, nasıl hayat yaşarsan yaşa, nadim bir hayat yaşa. Yani seni günahlarının ne olduğunu sana haber verecek olan, seni gizli günahlardan haberdar edecek olan bir zat ile ol ve o zatın elinde daim nadim ol. Dersin ikinci kısmında kalan ayet-i kerimeler kitaba kaldı. Oradan okuruz inşallah. İkinci kısmında kısaca beyan edeceklerimizi edelim. Hazreti Allah'a karşı duyulan o nedamet hakikatini bir pişmanlık esası dairesinde günümüz dünyasında hem farklı anlatıp hem farklı algıladılar.
Zira nedamet, yani bir şeyden pişmanlık duyup sonra da bundan tövbe istiğfar etmek, günahkar olduğunun bilincine varmak, günahkar olmanın gereği olarak her dinde, her bir şekilde, farklı şekillerde izah ve işaret edilmiştir. Dolayısıyla kitabın bu kısmında hem Hristiyanlıkta, hem Yahudilikte, hem Budizm'de, hem Konfüçyüzm'de, hem ateizmde, bir de bugünün dünyasında dinsiz dinlerle yaşayanların pişmanlıktan duyduğu hasretleri beyan etmek lazımdır ki yeni çağların ve kıyamete doğru gittiğimiz şu aşamada bizim karşımızdaki en büyük desiselerden bir tanesi dinsiz dindir. Dinsiz din şu anlama gelecek ve herkesin yaşadığı bir gerçektir ki şu futuhatta beyan ediyor. O da Hazreti Allah bir yaratıcıdır. Amenna ve seddekna. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun. Hangi dine ve hangi meşrebe sahip olursa olsun. Bütün meşrepler ve bütün mezhepler, bütün dinler üzerinde ortak oynanan bir oyundur bu. Ortak filizlendirilen bir değerdir bu, tabiri caizse. Yani bize özetle şunu söylüyorlar. Hangi dinden olursan ol, öyle bir dinin olsun ki senin hayatında senin istek ve arzularına göre şekillensin. Allah, Hazreti Allah, tabiri caizse haşa ve kella ve sümme haşa, senin sevdiğin şeylere sevap diyen, senin sevmediğin şeylere de günah diyen bir zat olsun. İnandığın kitap senin algılayış biçimine göre değer kazansın, o inandığın ve hayalindeki değerlerle senin hayata cevap versin. Bugün bu bela hem Hristiyanlıkta, hem Yahudilikte, hem İslam'da var olup Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer İslam'ın dışında kalan bütün dinler tahrif edildikleri için ve hak din olmadıkları için doğal olarak onlarda daha büyük bir yıkımla ateizme ve deizme doğru kaymaktadır. Yani Hristiyanlık açısından bakıldığı zaman zaten işin başında şöyle bir hata var. Diyorlar ya, en büyük günahkar haşa Hazreti Adem Efendimiz de o büyük günahı işledi. İsa Mesih de geldi, çarmıha gelinince bütün günahlarımız o bizim kefaret oldu. Sonradan da ufak tefek yaptıklarımızı papaz efendiye anlatırsak o da bizi bir ücret mükabilinde temizleyecektir. Bu kıvamda yürür gider. İş zaten başından yanlış olduğu için bir hata var iken sonradan Protestanlıkla beraber yeni gelen süreçte bu anlamsızlığa değer katan Protestanlık dinsiz dini ortaya koydu ve artık Hristiyanlık bundan sonra binlerce mezhebe bölünmektedir ve bölünecektir. Yahudilikte bakmayalım, her ne kadar yeryüzünde onların gerçek olduklarını söyleyerek bir ve bütün göründüklerine ırki olarak, milli olarak tutmuş oldukları bu değerler de İsrail'in yıkılışıyla ortada kalmayacağı görülecektir. Şimdi onun altyapısı zaten doğal olarak oluşmaktadır. Ancak bizim için, İslam dünyası için büyük tehlike şudur ki hakikatten uzaklaşmanın bir gereği olarak salih nedametten de uzaklaşmaktayız ve bize bugünün dünyasında bu çok öz bir cümleyle şöyle söyleniyor ve hepimiz aynı hataya düşüyoruz ve düşürülebiliyoruz. Pişman değilim yaptığım hiçbir şeyden. Bu ve buna benzer pek çok cümlelerle dinsiz bir dinin altyapısı kurulmak isteniyor. Pişmanlık duyulmayan bir hayat yaşayamayız. Bunu söyleyebilmek için ancak peygamber olmak lazım. Resulullah'tır bir tek masum olan. O dahi diyor ki ben günde 70 defa 100 defa Allah'a tövbe istiğfar ile onu bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha hatırlamaktayım. Biz pişmanlık duymayacağımız değil, sürekli pişmanlık duyacağımız bir hayat yaşadık ve yaşıyoruz ve yaşayacağız. Ama biz tevvab ve rahim olan Hazreti Allah'a sığınmışız. Onun bizi temizleyeceğini, günahlarımızı tamamen sileceğine iman etmişiz. Bu cümleler çok basit cümlelerdir. Aslında
söyleyen kişi bunu söylerken bunu kastetmek istemiyor demelerine bakmayınız. Her cümle tatlı tatlı, ince ince bu milletin kan damarlarında, önce dillerinde, sonra akıllarında ve nihayet gönüllerinde yer edinmiştir. Bir adam önce bir şey dilinde söyler, inanmaz. Bir gün gelir inanır. Bir gün inandığını hayal eder. Bir gün hayal ettiğini kalbine koyar. Ve bir gün kalbi kas katı kasılır ve Cenab-ı Hak unutur. Bunun en basitini söyleyeyim size. Son 80'li yıllardan beri ta okullarda çocuklara öğretilen bir cümle. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Basit bir şey gibi gelebilir. Herkesin diline pelesenk edilen bu cümlenin arkasında ne vardı? İstediğin rengi seç, istediğin tarzı seç, kendine göre yaşa, hiçbir şey aldırma. Çünkü bu senin zevkin, bu senin rengin. İstediğin zevki, istediğin renk ile bütünleştirip sen yaşayacaksın elbette. Hepimiz kırmızıyı sevmeye muhtaç mıyız derken, insanlara bu cümlenin arkasından hayal dünyasında şu oluşur. Hayat der bir zevktir. Dünya bir zevktir. İhtiyaçlar en nihayetinde bir zevk içindir. Öyleyse zevklerimi de ben seçmeliyim. Öyleyse bu zevkleri meydana getireceği dünya hayatında seçmeye mecbur olan ve seçebilecek olan, buna kabiliyet sahibi olan benim. Ve bütün bunlar bizi yavaş yavaş kuşaktan kuşağa geçerken itaatsiz ve itibarsız bir duruma getirmiştir. İtaatin olmadığı yerde itibar biter. İtibar olma görmek istersen ki en büyük itibar Hazreti Allah'ın katında muteber olmaktır. Allah'ın muteber kademesine ulaşmak ise ancak itaatle mümkündür. İtaatte ise zevk yoktur. Bir adam hem itaatkar hem zevki içinde olamaz. Seyyidimizin ders arasında beyan ettiği o hakikatte bunu tamamlamış olur. Bir adam hem dünyevi zevkleriyle yaşayarak, hem dünyevi ihtiyaçlarını giderek, buna mukabil, bu zevklerin seçiminden kendi imkanlarıyla kendine dair olan bir yol çizerim, bunu da tercihimi de ben yaparım derse, işte o cümle kalbinde yer edinmiş olur. Dolayısıyla bizim nedametimiz, ne Hristiyanlıkta olduğu gibi daimi bir günah ile, ne Yahudilikte olduğu gibi sadece bir kalpten geçirme ile, yahut cezalandırma fonksiyonlarının ağır bastığı Konfüçyüzm ya da Budizm'de olduğu gibi değil. Halisane bir kalp ile Cenab-ı Hakk'a karşı yalvarıp yakararak mümkündür. Ama bizim en büyük nedametimiz, hakikatte de beyan ettiğimiz üzere Cenab-ı Hak'tan hasret geçirdiğimiz her andır, her dilimdir. Cenab-ı Hak bizleri o nedamet kapısına ulaştırsın. Ümmet-i Muhammed'in tamamını bu hak ve hakikat üzerine yaşamamızı nasip-i müessir eylesin. Bu hak ve hakikat yolculuğunda Evliyaullah'ın, Seyyidimizin her sözünde küçük şifrelerle saklanmış olan o hayatın hikmetlerini kavrayabilmeyi bize nasip eylesin. Çünkü Ehl-i Beyt'in dili kısa, özdür. Genellikle şöyle olur ya, bu cümleler basit cümleler. Cümleler arasında geçen şakalarda, şakalar arasında geçen vurgularda öyle hikmetler saklıdır. Ayrı bir risale konusu. Allah hem anlayabilmeyi hem yaşayabilmeyi bize nasip müessir eylesin. Seyyidimize, ailesine, evlatlarına, müritlerine sağlık, sıhhat, afiyetler. Ümmet-i Muhammed'in birlik ve dilliğini Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak bütün günahlarımızı affeylesin, hakiki nadimlerden eylesin bizi. Onun cemaliyle feyizlenmeyi bize nasip-i müessir eylesin. Ümmet-i Muhammed'in hakiki bir ümmeti olabilmeyi bize nasip-i müessir eylesin. Ashab-ı ikramın razı olduğu, Resulullah'ın razı olduklarından, Cenab-ı Hakk'ın razı olduklarından eylesin ve şefaatine nail eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.